Ben izliyorum şu an. Siktir edin. Ben konuşmuyorum. Fight! Oh siktir. Lan ne yapıyorsun? Delirttin lan beni! Şah! Kediyi bir kere öpebilir misin? Gelirse öperim. Geldi lan. Thank you. Senin kız arkadaşın bundan sonra benim yârim. Kral yap kendini. Adam büyü yaptı ama koyup. Dur dur, şaka yapıyordum. Hadi bakalım. Devam et demiyorum, yeni oyun. Gidişat 2. Ölümcül kip, normal kip ne lan? Daha gerçekçi. Kim kaldı dünyasında hayatta kalma mücadelenin temelinde ışınış. Save almıyor mu? Sting ne diyorsun? Abi sen normalden devam et. Bildiğimiz okuyun. Evet, hikayeden kopmayın abi. Odaklanın, alt yazıları falan kaçırmayın. 15. yüzyılın başı, Kutsal Roma İmparatorluğu'nun tam bir karmaşaydı. İmparator 4. Charles yönetiminde büyümüş olan imparatorluk, veliaht Durgun, herkes de Bohemi tahtına geçmek için bilinmeyen. Kralın Durgun'da birçok sorunun yanında üvey kardeşi Macaristan Kralı Sigismund'un daha hızlı geçseydin hiçbir şey okuyamazdık. Küfür yok. Yenile sayfayı, ses kayıyor son. Ortamı kes be. Kingdom Come Deliverance oyunu. Evet. 1453 tarihinde Henry adında bir karakteri oynuyoruz. Bu Henry demirci babasının oğlu, böyle vasıfsız, bir boka yaramayan bir adamı. Ben ne dedim? 1403 ne? Yanlış mı söyledim? 403 ha, dedi. 1453 demişim ya da olabilir. Karıştırmış. Çok güzel oyun ya. 1403 İstanbul'u fethi. Harbi mi lan? O tarihte mi İstanbul'u aldılar? God bless. Same to you. Today's a scorch. Teresa, geleceğim sana gene. Sir Radzik be. Ne günlerdi. Ne günlerdi be. Arkadaşlar bu anamız, Henry'nin annesi bu. Şuradaki de yakışıklı olan babamız. Well, husband, how goes it? Good. Her şey yolunda. Get it finished today. Where on earth is Henry? Bizi soruyor. Needing to run some errands. He was still sleeping when I went out. I'm still sleeping. This hour? Blue-blooded idler. Well, paşa torunu. He looks like he was out all evening, drinking like a lord. Hop! Arkadan kıstırma hareketi. Hop, kıça şey tokat. Abi ekran gözünü seveyim. Ne abicim ne? Ne söyle? Gideros gözünü sevdiğim baktım. Söyle abi. Bekliyorum hala. O kadar önemli şeyi ne söyleyeceğimi bekliyorum. Üstü altı siyah. Banlayın abi çocuğu. O da olsam abi banlardım. Hayret bir şey ya. Adam film şeyiyle oyun yapmış, üstü altı siyah diyor ya. Henry, kavga konusunda ne dedim ben? Anne, bırak sal beni. It's just a scratch. You've been at that sword play again, haven't you? You better pray your father doesn't get to hear of it. You know how he feels about it.
Don't worry, it wasn't that. I just scratched myself is all. Well, just don't come crying to me if you really do get hurt. Now get up. Kamerayı aşağı çekersem alt yazıları göremeyeceksiniz. Şu an çok iyi kameranın yeri. Ya da sol en üstte almak lazım ya, ama şu an bir sıkıntı yok. Bu arada grafikler değişik göreceksiniz. Yani değişik görmezsiniz muhtemelen ama ben göreceğim. Abi oyunda sevişme sahnesi var, bayağı gösteriyor. Dikkat et, bir şey olmaz. Oyun abi bu. Altyazı neden üstte değil? Altyazı altta olur oğlum, üstte olmaz ki. A fine state you're in this morning. What on earth did you get up to last night? Tipimiz değişmiş olabilir çünkü ben ona mod yüklemiştim. Taverna muhabbet ediyorduk, konuşma, dans ediyordum, çeviklik. Bianca ile birlikteydim, zindelik. Ocakta çalışıyordum, güç. Burada karakterin özelliklerini oluşturuyor galiba, değil mi? Galiba. Ocak, ya şimdi biz şapkın bir adamız ama ocakta çalışıyorduk. Güce ihtiyacımız var. Dün bütün gün demirci ocağında ter döktüm ve sonra Fritz ve Matthew'a yardım etmiş. Well, I've got a feeling there's something you're not telling me. Şimdi bir ses benden bir şey saklı söylüyor. Bunun elinden sihirlik ve kasabalı ortaya çıkan kılıcı. Okumuyorum size. Görüyorsunuz zaten. Okuyun. Kılıç kullanmakta neden ilgileneyim? Matthias bana okçuluk öğretiyordu. Ne fark eder? Gene güç. Bizim bir çevikliğe de ihtiyacımız var. Ama okçuluk kullanmam ya. Bianca ile birlikteydim. Zindelik. Biz konuşarak değil, savaşarak anlaşırız bu karakterli milletle. I was with Bianca. Do you want a blow-by-blow account of everything we did? What's this, an interrogation? All right, all right. Sorry. Yok ya, okçuluğu güzel değil bunun. It's just that I worry about you. Thanks, Ma, but I'm not 4 years old. Yeah, I'm not 4 years old. You've grown up in front of my eyes. It's hard to get used to it. MSI dedim böyle sakin bir kitle kalıyor. Arkadaşlarım geldi mi? Karnım aç, babam bana kızgın mı? Yardıma ihtiyacım var. Babam bana kızgın mı? Karnım aç. Bir kere biz delikanlı çocuğuz. Alkolümüzü içmişiz, sabah uyanmışız, karnımız aç. Masaya kahvaltı bırakmıştım, keyfine bak. Eyvallah anacığım. Arkadaşlarım geldi mi? Baş ver, konuşmayı sonlandır. Öf, oyuna bak be. Ulan ne özlemişim ya. Ulan inşallah görüyorsunuzdur güzel. Görüyorsunuz değil mi? Vallahi ben görüyorum. Canavar, RTX 10. Oyun çok güzel oğlum. Bu tam böyle full screen kahvelik. Yani çok chat'e bakmayacağım da o yüzden söylüyorum. Bu arada karnımız tok değilmiş. Tencereden yiyeyim. Evet arkadaşlar, Henry ile gözlerimizi açtık. Sarhoş yatmışız. Ayık uyandık. Şimdi babamızın yanına gidelim. Bir şeyleri lootlamıyorum abi. Sensivity dur. Sensivity'yi biraz kısayım. Çok hızlı. Geliştirmiş görüntü ayarları değil lan, oyun ayarları. Çok güzel. Çok güzel. Gerçekten fare hassasiyeti gördüm. Denetimler. Şu iyi gibi. Bu arada geliştirilmiş görüntü ayarları... What? Hayır. Böyle bir şey yok. Ben bu oyunu size ultra'da oynatırım aga. Kimse kusura bakmasın. Biraz takılabilir. Veriyorum ultrayı. Hadi bakalım. Yayın gidiyormuş. Yani bu grafik 4000 bitte bu 7000 bitrate vermek lazım bu grafikte de. Subnautica'ya hafta içi başlıyorum dostum. Verdim. Şimdi bunun kafası biraz geç gelecek. Çünkü oyun optimizasyonu çok manyak olan bir oyun değil. Bu sebeple de biraz böyle bekliyor. Bayağı arttırdık bu arada. Ben önceki Kingdom Come yayınlarımda ortada mı ne? Düşükte mi ne oynuyordum ki görüntü kalitesi gene iyiydi. Bu arada şu kamerayı çok hafif yukarı alacağım. Kamera nerede derlerse şeyde dersiniz. Süt içiyor dersiniz.
şeyin süt kapağını açtım. Bak doluyorsa altta. Ulan inşallah OBS çünkü medium da benim. FPS drop yaşarsak kamera kalitemi düşüreceğim. ...7000 bitrate veremem şu an ya. Upload'um o kadar değil. Süt o kadar sıcak ki baksana. An çıkıyor be. Baksana abi nasıl nasıl sıcak. Ben böyle süt görmedim ha. Dilim yandı. Oo, yandım lan. Abo. Tövbe yarabbim ya. Geliyor. Geliyor. Hop. Mouse oynamıyormuş. Oğlum bu kamera niye çok yukarı çıkmıyor? Neyse boynum bükü koy. Oğlum oyunun grafikleri en düşükte de güzel bence. Hiçbir şey değişmedi yani. Ya değişti bende de sizde. Bakalım burada anlarız. Bizde de birazcık değişiyor. Senin kadar göremeyiz zaten. Yok lan bayağı de... Oğlum. Oha. Oğlum kadının tozları mozları gözüküyor. Görüm. Ha evet. Dur bakayım. Bir sabit durayım da size görüntü netlesin. Bir de şöyle manzaraya bakalım. Bakamıyorum. Güneşe bakayım. Güneş çok şey değil. Dur bir dakika. Çok fazla piksellenme oluyor mu? Çok fazla ama. Oluyordur ileride. Hayır. Olmuyor. Çok güzel. O oyunun grafikleri efsane ya. Kamerayı azıcık aşağı çekeceğim birazdan. Bulanıklaştı, miyop gibi oldu. Anladım abi. Yani 20 kişi mükemmel yazarken senin onu yazman ilginç. Şimdi arkadaşlar oyunun temeli standart bir hikayeli ne diyeyim RPG oyunu. RPG mi diyeyim? Ne diyeyim? RPG oyun. Karakterimizi geliştirebiliyoruz, skill kasabiliyoruz, özellikler ekleyebiliyoruz. Birebir loot etkileşimimiz var. Atıyorum bir haydutu öldürüp üzerindekileri alabiliyoruz. Yaptığımız şeyler, aldığımız kararlar oyunu etkiliyor mu tam emin değilim. Yani sabit bir senaryosun var değişken mi onu hatırlamıyorum. Fakat vasıfsız bir Henry'yiz şu an. Ama bir takım bir şeyler gelişecek. Ve de oyun bambaşka olacak. Tek sevmediğim yanı, oyuna başlamadan eleştireyim. Harita sistemi. Harita sistemi çok kanser. Yani görevin nerede olduğunu anlamıyorsunuz. Bu arada harita bu kadar büyük. Açılıyor ve bunun ek paketleri çıktı. Kendi köyünüzü, kasabanızı yaratabiliyorsunuz. Onu da deneyeceğiz. Ben daha önce tecrübe etmedim onu. Çıplaklık var. Genel ev var. Küçük değil abicim biz buyuz lan. Bak biz buradayız şu an. Bir noktayız şurada. Anda. Buraları hep açacağız. Yani bu oyun hikayesine odaklanacağınız bir oyun. Genel eve götüreceğim sizi. Hamama götüreceğim. Yani gerçekten oyunu anlattım ve herkes genel eve mi takıldı lan? Müthiş. Combat sistemi Morbent gibi. Blok var. Dojlama var. Chamber var. Bu tarz şeyler var. O yüzden biraz yetenek istiyor. Tabii ki de yetenek bizde olduğu için kolay kolay devrilmeyeceğiz. Göstereyim. Bak. Gördün mü? Yumruk atıyoruz. J'den göreve bakabiliyoruz. İlk görevimiz şu. Beklemeyen ziyafet. Beklemeyen ziyafet. Sonunda hava güzelleşti ama ben yine sabah geç yattım. Çünkü geç saatlere kadar dışarıda kutlama yapıyordum. Yataktan çıkmak biraz zor geliyordu demiş Henry. Şimdiki hedef babanın yanına git. Kılıç talimine git. Babamızın yanına gidelim. Babamız zaten burada çalışıyor. Blacksmith olduğu için kendisi bir demirci. Usta bir demirci. Selamünaleyküm baba.
What's the matter with you? Neyin var Andre? Sana seslendiğimi duymadın mı? Evet, ikna kabiliyetlerinden bir şey var oyunda. Çok güzel bir detay. Bazen hedeflerine ulaşmak için ikna gücünü kullanman gerekir. İnsanlarla konuşurken genellikle onların üzerinde nasıl bir etki bırakmak istediğini seçersin diyor. Konuşmayı işte kullanmayı seçebilirsin. Orta çağlarda sosyal konumlar epey baskındı diyor. Bu sebeple kılık kıyafetinin düzgünlüğü itibarının durumunu gösteriyordu. Yani biz kaliteli bir kıyafet giydiysek bu özelliği kalp ikonunu siz göremiyorsunuz kullanabiliyoruz. Kılıç var yani agresif yapma. Eğer tehlikeli bir görünüşün varsa insanlar seninle ters düşmeye korkacak. Yani adama gözdağı veriyoruz, atar yapıyoruz. Parayla gene ikna etme özelliğimiz var. Özel durumlarda Henry'nin öteki yeteneklerini deneyebilirsin. Binicilik gibi demiş. İkna etmede tek önemli olan şey tavır değil, aynı zamanda belirli tekliflerdir. Çünkü her zaman en yüksek değere sahip özelliğine göre konuşmayı yönlendirmek yeterli olmaz. Sohbetin gidişatına göre Henry'nin söyleyeceğine karar vermen gerekecek diyor. Hala karaya götürüyorsunuz, anladım abi. Yapmam gereken bir şey vardı. Üzgünüm, etrafa bakmak istemiştim. Böyle bir şey kullanmayacağım. Emir almayacağım. Babama asla böyle bir şey söylemem. Yapmam gereken işler vardı. Well, it's no great tragedy. Anyway, her neyse, bugün yapacak birçok işimiz var. Sir Radzik kılıcını bitiriyorum. Ne yardım edin. Bu Sir Radzik atıyla ilk gelen herif. Onun özel bir kılıç siparişi var. Onu yapıyoruz. Kömürümüz bitti. Pazara git ve kömür al. Ayakçıyız. Bu da ayrı bir şey. Küneş. Çekiç ve balta satmış babam. Borcu varmış. Bundan önceki borçlarından bahsetmiyorum bile. Borcu var. Parasını alıp o parayla da gidip kömür alacağız. Eğlenceli olacak. Tokat manyağı yapacağız birader. Sonra gelecek sefer bizzat kendim o çekici kıçına o çivileri çakmak için kullanacağım. Burada kavga çıkar. Is that all? Is that all? Not quite. The chamber of the castle has the crossbow of Sir Radzik's sword, which I had engraved in Sasa. Sasua'da işlediğimiz şey para. All right. Para, kömür, balçak. Üç görevimiz var. And ale. Yeter ya. Stop off at the tavern on your way home. Biliyorum, kızı görmek için her türlü oraya gideceksin. Evet. Bir de manitamız var. Aşık olduğumuz bir kız var. Onu yoklamaya gideceğiz. Her name is Bianca. Bianca. Right. So make sure Bianca draws me a nice cool. Soğuk bira istiyor. Hadi kolay gelsin Baboli. Evet, gidelim bakalım. Şimdi kılıç talimine git, boş ver. Pazardan bir torba kömür al. Bunu alamayacağız çünkü paramız yok. Küneşten parayı al. Şu küneşe bir gidelim. Yani Efe gideceğiz. Nasıl işaretliyorduk lan bunu? XD miydi oğlum? Sekme seç, alt sekme, görev göster. Neyse. Bu Henry Türk boyuncuya benziyor dizilerde. Ben bunu değiştirdim tipini. Tipi çok daha farklıydı bu arkadaşın. Küllerinden doğmak. Hayatım boyunca Skalis'in dışında pek çık... Skalis'in dışında, dışına olması lazım. Pek çıkmamış olsan da arada sırada gezginlerden ve yolculardan dış dünya ile ilgili bilgiler ediniyordum. Merojet'teki Büyük Hasat Festivali, Sasua Manastırı'nın restorasyonu ve Thunberg'in yanındaki ormanda bulunan terk edilmiş bir köy ilgili hikayeler duyuyormuşuz. Bu köyün adı Pribislavits ve yıllardır yıkılmış vaziyette. Bu konuyu hem merak etmişsindir. Tam olarak nerede, ne gibi gizemler barındırıyor ve neden kimse oraya yaşamaya gitmemiş, bunu araştırmamız lazım diyor. Sen ve bölge lordlarının haydutlarla ilgilendikten sonra oraya gidip köyü keşfetmeye karar verdin. Böyle bir şey var. Ek paket etkinleştirildi, yani ek paketin göreviymiş bu. Geçiyoruz. Klapacius. Evet. Yeter lan. Turnuva. Oo! Turnuva gelmiş lan. Lordları da TL yazmışlar değil mi? Savaşın kara bulutları gökyüzünün enginlerini toplarken savaş davullarının turnuva her birkaç günde bir Raddai'da yapılıyormuş. Yukarı kaleme düzenleri tüm silah çeşitleri turnuva içinde kabul edilmektedir. Ve turnuva senin gibi alt tabakada ve eğitimsizin teki bile hayatın her kesiminden katılımcılara açıktır. Tabi bunun için onu biraz daha yakından tanıman gerekiyor demiş. Ezmiş bizi. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Evet. Ana görevler, beklenmeyen ziyaret. Şeye gidiyoruz. Bu reise gidiyoruz. Solda kalıyor. Abi okumadan geçsen daha hızlı mı olur? Önemli değil. Ben okumak istiyorum çünkü oyunu oynuyorum. Yani yayıncılık yapma niyetiyle yapmıyorum bunu şu an. Benim de hikayeyi ve bilgileri öğrenmem, takip etmem lazım.
Ama isterseniz geçerim yani. Sıkılıyorsanız hızlı hızlı içimden okurum. Kulu 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 kulu. Yok lan o başka bir hayvan. Güneş. Evet, Ayyaş kardeşimiz burada. Tanrı seninle olsun Güneş. Bak gayet güzel giriş yaptık. Ne istiyorsun diyor. Babam beni para için yolladı. Doğru. Father sent me to get the coin you owe him for the axe, hammer and nails. Kibarız. I've got nothing. Clear off. Birader, bak seni bir kez dövdüm, hatırlıyorum. Bir daha döverim. Serinin en iyi oyunu bu mu? Bu seri tek seri değil mi lan zaten? En azından aldığın şeylerin parasını ver. Parayı ödemezsen var ya. Aynen. Babam dedi ki eğer parayı ödemezsen kendisi gelip çekişte o çivileri senin kıllı götüne çakacakmış. I'd like to see him try. Fuck off you bastard. Or your old man will be pulling those nails out of you. Hele sen bekle de babam gelip görsün seni. Borç ödenmeli, borcunu öde Ayyaş. Bir kibar girelim. Borç ödenmeli diyelim. Bak biliyorum kolay değil. Karın kaçtı, kafayı çekiyorsun ve iyi değilsin. Para sıkıntın olduğu kesin ama borç borçtur ve eli boş dönmemen lazım buradan diyor. Aslında bir şans verelim. I can't leave here without something. You son of a whore. What? How dare you speak to me like that? In your thieving family. Hırsız baban seni terbiye etmedi mi? Well, I'll teach Gel you then. Hadi bakayım. Oha. Şimdi bir dakika hatırlamadığım şeyler var. Ben bayağı oldu oynayalı. Silahla yapılan güçlü vuruş kroşe. Elle yapılan kafaya güçlü kafa. Tamam. Mouse 1. Sapla. Sağa saplıyor. Sol yumruk. F tekmeymiş. Tab rakibe kitlen. Kitlenmek için tab'e basacağız. Sol shift bırak. Yani tab'den çıkıyor. Q blok. Silahı kaldırıp savunma konumunda tutar. Tamam. Aşağıdaki bizim stamina'mız. Üstteki can. İleri saldırı yönünü seç. Vay be. Hayırlısı. Bloody come on. Hadi vur. Vur oğlum. Vur Q'yu tutuyorum şu an. Vursana. Sıçarım ağzına. Allah başlı başlı dinlemem. Sen bana sen kimsin lan? Hop. Hop! Hop! EQ bloklamıyor. Mana bitti. Geri dön. Mana ne lan? Stamina. Dandarararan. Hop! Oğlum. Bir de sana bir tekme oturtayım da gör. Oy! Anam! Tamam Q kapanıyor. Oy! Aa bir daha da vurulmaz ama ya. Gel lan buraya. Oğlum biri bayağı dojluyor yalnız ha. Eşşalıcım. Şu an hiçbir skillimiz yok bu arada ha. Ha miss ha. Ne oldu yedin sağa. Sağa direkt çıkıyor Henry'den. Şimdi savunmaya geçti. Kolunu büktü ama kurtuldu. Pes etmiyor. Abi yeter öleceğiz. Dayı sana çok pis tekme atacağım. Eşşolaşım. Ne oldu lan? Oyunun karakteri beceriler. Oy ne oturttun be. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Adamın canı full hala. Oy. Ya bizim Henry çöp çöp. Döv şunu ne oğlum dövüyormuş. Burası zor biraz. Oyunun kombatı zor arkadaşlar. Ne oldu lan düşman? Gel bir de tekmemi ye. Ben kilitten çık. Oo bana tekme ha. Hadi bakayım. Herif sarhoş maroş ama sağlam ha. Ay. Bir de sarhoş olmasa kim bilir. Hala küfür. Şerefsizsin. Oğlum bu herif beni dojlayabiliyor istik. Ben niye dojlayamıyorum Q'yla? Hani o slow motion'la. Abi o skill'lerin gelişmiş değil ya şu an. Muhtemelen oyunun böyle bir sürprizi oluyor sana. İlkini kaybetti. Hatırlayamıyorum ama bence böyle. Oğlum stamina'mız azken çok darbe yiyoruz galiba. Evet. Seni çok bak suratı değişti suratı. Gördün mü kan revan içinde? Ne oldu lan? Ha? Bir de tekme yersin sen.
Bir rengin gitti. Ha? Ne oldu? Vurkaç yapınca şaftın mı kırılıyor? Öğreneceksin. Bana oş dedin ha? Öğrendim. Oo güzel. Buradasın biliyorum. Al o zaman. Sağ kroşe. Oba. Ne oldu, foton gitti ha? Döndün arkanı. Oğlum valla anama vurdum olsun seni var ya, bir daha dönerim. Shit. Have you lost? Öldü lan adam. Abi bir de hırsız oldun, hadi bak. Adam öldü lan, adam öldü ha. Hem katil hem hırsız. Harbi mi diyorsun? Yok ya, bayılmıştır abi, bir şey olmamıştı. Oğlum bunu bir yere atalım lan. Böyle olmaz oğlum. Aa buldum buldum. Tavuklarını da öldüreceğim. Bundan sonra benim adım Çılgın Henry. Alalım lan. Bunu da çök ya. Ne var ne? Çök ya, aynen kardeşim, hayırdır? Senelerdir sen bize borcumuzu ödeme. Ondan sonra gel. Yok atar gider, küfür, kıyamet. Yok baban gelsin yiyorsa. Ha, evini de soyacağım senin, her şeyini. Yemeğini bile yiyeceğim anasını satayım. Ah. Oh, çorbası da güzelmiş. Var mı başka bir şey? Çok kinci adamımdır ha. Asla unutmam. Ama güzellikle söylemiştin abi, kendi anlamda. Ben uyarımı yaptım kardeşim, aynen. Haklısın. Bak dedim, borç borçtur. Ona göre davran. Tamam, bu dayıyı dövdük. Küneş'ten parayı al. Para almadık ki oğlum. Bunu soyalım mı lan, üstteki parayı da alayım? Hayırdır lan? Ayıldın mı sen? Fendi gaza geliyormuş. Adam kalktıkça döveyim mi lan bunu? Ha? Kapı anahtarını da alacağım. Yağmalı abi bence onu ya. Her şeyini alacağım. Seni donunla bırakacağım burada yavşak. Tamam. Eğer bir şey çalıyorsanız kimsenin görmediğine emin olun. Çaldıktan sonra kontrol etmek de güzelmiş. Chest mi var evinde? Oğlum ben adamdan para almadım yalnız. Ya da balta mı yetiyor acaba? Abi şey demedim ya. Param yok, o yüzden git ne varsa al. Tamam ne varsa al dedi bana kendi. Ha. Güneşin çivileri. Tamam. Chest'i görmemişim. Uyandın mı lan? Şşş. Lan bir tane daha çekeceğim arkadaşlar. Çok istiyorum ya. Şşş. Gülü gülü. Bu hal ne lan? Tam nakavt olmuş yalnız. Böyle fenalaşıyor nakavt olanlar. Kolu bacağı kitleniyor böyle. Yazık. Ayaklara bak. Hobbit ayağınız. Frodo'nun ayağı gibi. Hakikaten ha. Tam bir Frodo'nun ayağı. Tamam yeter. Nerede lan o tavuklar? Bıraksana. Al lan. Niye acıyorsunuz oğlum? Arabacı düz gidiyordu adam az önce. Ana bıraktı ne baba bırak derim. Şu ışık senin, aşırı tilttim bu adama var ya, aşırı tilttim. Al kalkmış. Vurmuyor. Sağ kuruşan bozuk bu arada. Çalışmadı. Neyse o adamla uğraşmıyorum artık.
Şimdi kılıç talimine git boş ver. Kaledeki balçağı al. Tavernadan biri al. Pazardan bir torba kömür al. Tamam. O zaman ilk bir kömür zorlayalım. Şurada bu dayı satıyor muydu? Tüccar mı bu? Kömürcünün yardımcısı ha. Good health to you. Hem borcunu ödeyelim şekil yapıyor oğlum. Aynen. İş konuşalım bir gel bakalım. Odun kömürü. Kaç tane alacağım konusunda hiç fikrim yok ama. Bir tane mi alacağım acaba? 10 tane mi alacağım? 50 tane mi alacağım? Kaç tane almam gerekiyor? Yazıyordur abi görevde. Bir tane, 10 tane alacağım galiba. 10. Evet kardeşim, sepete ekliyoruz. Dur onu yaptık. Sepeti denetleyelim. Anlaşmaya var, pazarlık yap. Anlaşmaya varalım. Yeterli paran yok. Pazarlık yapsak. I'd like to discuss the price. Oğlum paran yok ki. Pazarlık yapabiliyorsunuz bu arada. Yok param yok. Aldığın şeyleri satman lazım abi galiba. Hayda. Bro ben sana bir şey teklif edeceğim. Sıfır para teklif ediyorum. Tough luck. Olmadı. O zaman bir tüccar bulalım da satalım şu şeylerimizi. Bakkal varmış. Bu ne? Sen kimsin? Tüccar. Heh. Teşekkür ederim kardeşim. İş konuşmak istiyorum. Satacaklarım var. Küneşin baltası, küneşin çekici ve küneşin çivilerini. Çalıntı malları satsam bir şey oluyor mu lan acaba? Yok. Olmuyordur herhalde ya. Sat gitsin ben. Drop girdi çıktı. Hadi ya. Tamam o zaman sepete ekledik. Sepeti denetliyoruz şimdi. Gene ben bir pazarlık yapacağım. Pazarlık yapmadan ticaret yapamıyorum. Drop. Şu an drop mu var arkadaşlar yoksa hala yazıyorum. Bende olmuyor şu an. Oluyor abi oluyor. Herkes oluyor abi diyor. 5.9'a Hayır. Abla selam. Beni kesmeye geldiğini biliyorum. 6.7 teklif sunuyorum. Since it's you. A nice sum. Just lower your demands a little and we'll agree. Ya boş ver uzak ticari. Tamam 6.4'e bak tam arayı buldum. Tamam. Adamsın. Sevdim seni. Tipin biraz itici ama sevdim. Tamam kömürümüzü alalım. Ara ara oluyor. Bende gözükmüyor oldu ama bir 0.0,5 girmiş az önce. Sepete ekle. 10 tane alalım. Kabul et. Sepeti denetle. Pazarlıkta yapalım. Para önemli abi. Paramız yok. Bize gidişin. Bu biraz kıl bir tip. Ben kardeşim sana 4.7 teklif ediyorum. Satisfied? Well, a little more and we'll call it a deal. Tamam. E tamam artık. Buna daha yedemez. Kamera yeri iyi değil. Nereye alayım abi kamerayı? Alalım. Üste mi alayım? Şuraya mı alayım? Burası daha mı iyi? Daha mı rahatsınız şu an? Sağ alt olmaz. Logo var orada. Şöyle yapalım. Nerede lan şey ya? Tamam altyazı göremezseniz artık sağlık olsun. Okuyorum zaten. Evet şeyi de kömürü de aldık. Kılıç talimine git. Kaledeki balçağı al. Tavernadan biri al. Kaledeki balçak G. O bizim içeride. Onu en son yaparsın. Onu en son yaparım. Bence tavernadan biri alalım. Bizim bir Bianca'yı görelim. Zelatındır ha.